Show Bana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaş. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız. Efendim bültenimizde sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Kamu personel seçme sınavı ile ilgili sorular sızdırıldı. İddiasının üzerine gidildi ve 31 Temmuz'daki sınav iptal edildi. Yaklaşık 1,5 milyon adayın girdiği o sınav tekrar edilecek. Cumhurbaşkanı derhal talimat vermiş, inceleme başlatılmıştı. 31 Temmuz'da yapılan kamu personeli seçme sınavı iptal edildi. Sıcak gelişmeler peş peşe yaşandı. Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Devlet Denetleme Kurulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Sahtecilik, kamu aleyhine dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatıldı. İddiaların odağındaki eğitim kurumuna ait iki binaya polis operasyon düzenledi. Soru kitapçıkları ve dijital materyallere el konuldu. Bu sorular geçmiş yıllardaki sorulardan da esinlenerek hazırlanmaktadır. Bunlar YouTube kanalımızda çözümleri vardır. Dileyen istediği şekilde bu sınavlara girebilir. Soruşturma genişletilirken beklenen açıklama ÖSYM'nin yeni başkanı Bayram Ali Ersoy'dan geldi. KPSS'deki tüm oturumların iptal edildiğini, sıradaki oturumların ertelendiğini açıkladı. Yeni sınav takvimi ise 17 Eylül'de başlayacak. Amacımız tüm adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı oluşturmaktır. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi heyecanı yaşandı. Gözler Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarının görevde kalıp kalmayacağına çevrilmişti. Toplantı sürerken resmi gazete mükerrer sayısı yayınlandı ve yapılan düzenlemeyle Genelkurmay Başkanı'nın görev süresi bir yıl uzatıldı. Kahraman ordumuz her alanda daha da artan caydırıcılığı ve demokratik ilkelere sadakatiyle milletimize güven aşılamaktadır. Yüksek Askeri Şura toplandı, komuta kademesi yeniden şekillendi. Genelkurmay Başkanı ile Kara Kuvvetleri Komutanı değişmezken Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde nöbet değişimi yaşandı. Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şura üyeleri Büyük Önder Atatürk'ün huzurundaydı. Hazine Bakanı Nebati ile Milli Eğitim Bakanı Özer'in ilk şura toplantısıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı. Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak huzurunda bulunuyoruz. Genelkurmay Başkanı için yaş haddi kısa süre önce 67'den 72'ye çıkarılmıştı. 4 yılı geride bırakan Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi 1 yıl uzatıldı. Türkiye Cumhuriyeti sıcak çatışmaların yaşandığı kritik bir dönemde bölgesinin istikrar ve güven abidesi olarak yükselişini sürdürmektedir. 2017 yılında atanan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'la Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süreleri 3 kez uzatılmıştı. İki komutan emekliye ayrıldı. Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülen, Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. Açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı. 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 38 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle emekli edildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu Şırnak Uludere'ye gitti. 11 yıl önce yakınlarını kaybeden ailelerle görüştü. Adalet çağrısı yapan Kılıçdaroğlu iktidar iddiasını tekrar etti. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Bakın ben buradan Roboski'den söz veriyorum. Helalleşme turunu sürdüren Kılıçdaroğlu bu kez Şırnak Uludere'deydi. 2011 yılında terör örgütüne yönelik hava operasyonu sırasında o köyden 34 kişi hayatını kaybetmişti. Burada çok acı bir olay gerçekleşti. 34 evladımızı kaybettik. Bunların 18'i 18 yaşından küçüktü. Acı hala dinmiş değil. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu da yanındaydı. Orta Su köyünde evlerin kapısını çaldığı ailelerle görüştü. Bu olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için buraya geldim. Adalet olmalı, olay aydınlatılmalı. Olay aydınlatıldıktan sonra ancak helalleşme olabilir. CHP lideri iktidar iddiasını da tekrar etti. Ölenler geri gelmez ama acıların dindirilmesi lazım dedi. Söz verdim, bir daha söz veriyorum. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek.
Et ve süt kurumu %25 indirime gitti. Küçükbaş hayvan ürünlerinde etiketler değişti. Kuzu pirzolanın fiyatı 181 liradan 137 liraya düştü. Şu anda teşekkürler, iyi. Yani siz yapın ki biz de alalım. Gayet uygun. Yerli üreticiden aldılar, çiftlikten sofraya güvenle ulaşsın diye bir kampanya imza attılar. Et ve süt kurumu bugün itibariyle kuzu etinde %25'lik indirim yaptı. Çok pahalıydı ya. Dışarıya göre iyi yine, normal. Dışarı kasaplara göre iyi. Kasaplarda daha yüksek. O indirim kararı koyun ve toklu fiyatlarında da geçerli. Yani tüm küçükbaş fiyatları düştü kurumda. Memnunuz, duyduk geldik zaten. O indirim kararı sonrası etiketlerde anında değişti. Kuzu pirzolanın 1 kilosu dün 181 lira 50 kuruş. Kuruştan satılıyordu. Bugünkü fiyatı 137 lira. Kuzu gerdan da 114 lira 50 kuruştu ama o da bugün 86 liradan satılıyor. Toklu pirzola 171 liradan 129 liraya, koyun but 109 liradan 82 liraya indi. Fiyatlar burası iyi. %25 indirim nasıl? Çok güzel. Keşke tüm her şeyde öyle olsa. Zeytinburnu'ndaki yüzlerce yıllık balıklı Rum Hastanesi'nde öğle saatlerinde korkutan bir yangın çıktı. Alevler hızla büyüdü, hastalar hızlıca çıkarıldı ve adeta can pazarı kuruldu. Tarihi binadaki yangını söndürmek için herkes son gücüne kadar çabaladı. O anlarda hastane çalışanları gözyaşlarını tutamadı. İyi mi? Panik, korku, dehşet, tarihi hastane cayır cayır yandı, binayı alevler, gökyüzünü kara dumanlar sardı. Yangın hastanenin çatı katında başladı. 104 hasta yanmaktan kucaklarda, tekerlekli sandalyelerde taşınarak kurtarıldı. Ortalık sanki savaş meydanı gibiydi. Can pazarı kuruldu. Bakım evinden şu anda hastalar ekipler tarafından dışarıya çıkarılmaya çalışılıyor. Tamam, bırak hastayı. Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nin bakım evinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri ise şu anda alevlere müdahale etmeye çalışıyor. Çok kötü bir şey. Ben gece lebetçisiydim. Yatağımdan kalktım geldim. 28 evdir ki burada ben buz buranın ekmeğini yiyoruz. Çalışanlar, çevredekiler, kısacası yangını gören herkes can raş yardım etti. Tüpler patlamasın diye binadan çıkarıldı. Biz yemekteydik. Haber geldi ihtiyarhane, çatıdan duman çıkıyor. Yaşlı burada, bakım evi yani. Yaşlılar burada kalıyor. İçeride miydiniz evet. Peki? İyi misiniz? İyiyim. Çok geçmiş şükür. Olsun. Çok şükür. Çok bir şeyiniz yok. Hiçbir şeyim yok. İçeride kalan var mı? İçeride bilmiyorum. En son bizi aldılar yatalaktan. Yangın 12.30'da başladı. 1.5 saattir müdahale ediyor. Evet, şu anda da havadan müdahaleleri başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanenin başhekimini arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. En kısa sürede onarım çalışmalarına başlanacağını, gerekenin yapılması için Sağlık Bakanı'na talimat verildiğini söyledi. Hastane küle döndü ama neyse ki yangın can kayıpsız atlatıldı. Alevler 2 saat sonra kontrol altına alındı. Tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nden geriye bu görüntüler kaldı. Zam yaptığı kiraları ödemeyen kiracılarına kızdı ve bir yakınını apartmana gönderip elektrikleri kestirdi. Ama kiracılar durumu fark edip o genci yakalayınca işler çığırından çıktı. İstanbul Fatih'te yaşanan kira kavgası var sırada. Önce akrabasını yolladı, gizlice elektriği kestirdi, sonra da sopayla apartmanı bastı, kiracılarla kavga etti. Hayır, yapma! Hayır, yapma!
Fatih'teki bu 5 katlı binada ideal göre kiralara üst üste zam yapıldı ama kiracılar ev sahibinin yaptığı zamları fazla buldu, ödemek istemedi. Ya yapma bebekler bana evden. Tamam. Tamam, geri geliyor, geri zekalı. İddiaya göre apartman sahibinin bir yakın öğle saatlerinde binaya geldi. Kirayı ödemek istemeyenlerin elektriklerini tek tek kesti. Kiracılar buna tepki gösterince binada tansiyon yükseldi. Öfkelenen kiracılar genç adamı sorgulayınca ev sahibinin yaptırdığı ortaya çıktı. Dakikalar sonra o da soluğu apartmanda aldı. Sopayla kapıya vurdu. Kira gerginliği polisin gelmesiyle sonlandı. Afgan kaçakları taşıyan kamyonetin şoförü navigasyon kullanınca yanlışlıkla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girdi. Polis kırmızı alarma geçip kamyoneti durdurunca hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Kamyonet şoförü navigasyona uyup yanlış yola girdi, polis kırmızı alarma geçti, durdurulan araçtan kaçak Afganlar çıktı. Dün öğlen saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girmesi yasak olan kamyonet sınıfı bir araç Avrupa yakasından Anadolu yakasına doğru hareket halindeydi. Polis durumdan şüphelendi ve aracı takip edip onu köprünün üzerinde durdurdu. Bombalı araç olma ihtimali de vardı. Kamyonet köprünün üzerinde durduruldu. Kimlik kontrolü yapıldı. Polisler hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. Arkası ağzına kadar kaçak Afganlarla doluydu. Sürücü gözaltına alındı. Kamyonet trafik şube müdürlüğüne götürüldü. Kapalı kasa kamyonette 56 Afgan göçmen vardı. İddiaya göre o göçmenler karayolla İzmir'e götürülecek ve orada 1000 dolar karşılığında Yunanistan'a kaçırılacaktı. 56 bin dolardan olan şoför gözaltına alındı. Kimi geçim derdinde, kimi ise parasıyla şov yapıp dikkat çekmenin. Kırşehir'de iki kuzen sigaralarını çakmak yerine 200 euroluk banknotla yaktı. Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları o görüntüye tepki yağdı. Cebinden 200 euro çıkardı, sigarasını yaktı. İki görgüsüzün paylaşımına tepki yağdı. Görüntüdeki kişiler iddiaya göre Kırşehir'deki özel bir hastane sahibinin oğlu ve yeğeniydi. Belli ki ikisi de şov peşindeydi. Biri sigarasını çıkardı, diğeri de cebindeki 200 euroluk banknotu çakmak yerine kullandı. İkili o anları sosyal medyadan da paylaştı, görüntülere tepki yağdı. Tarihi Yarımada'nın kalbindeki Beyazıt Meydanı bugün de dilencilerin istilası altındaydı. Çoğu son zamanların favori tezgahı çöpten ekmek yeme tiyatrosunu oynadı. Şov haber ekibi onları görüntüleyince de bazıları saldırmaya kalktı. Yine tecrübenin fotoğrafı kıracağım ha. Allah çalsın, kırarım. Yemin ederim kırarım. Ek. Çek abla. Polisi çağırın. Tehdit ettiler, saldırdılar. Arsızlığın, pişkinliğin kitabını böyle yazdılar. Bak 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 bak. Ya burada çekiliyor ve çekiliyor. Hadi git çağır. Korkmuyor musun? Yok, korkmuyorum ben. Neden? Tarihi Yarımada'nın kalbindeki Beyazıt Meydanı bugün de dilenci kuşatması altındaydı. Taktikleri de numaraları da aynıydı. İşte o kurdukları oyunda kullandıkları poşet. İçi tamamıyla dolu gözüksün diye kuru yapraklarla doldurmuş durumdalar. Üst tarafında da ekmekler var. İşte bu ekmekleri sanki çöpten toplamış gibi davranarak insanların duygularını sömürüyorlar. O zaten kurulmuş bir tezgah ya. Ekmeği öyle yapıp insanları kendilerine acındırıyorlar. Daha sonra da para istiyorlar. Ha, görsem inanırım tabii. Gerçek ihtiyacı var diyor.
alıyor topluyor diye ona inanmam yani. Ekmek arasına vicdansızlık katan dilenciler tezgahlarını görüntüleyen Şov Haber ekibine saldırmaya çalıştı. Dileniyor musunuz orada? Sana ne abla? Dileniyoruz. Hep yapıyor musunuz? Niye bu hele fotoğraf çektiriyor? Bak seni gebertirim. Polis çağırırım. Çekmesin abi ya. Çekmesin. Dileniyorlar. Dilendiklerini çekiyoruz. Nasıl karışma ya? Sana ne? Niye karışma orada? Bu sana ne? Sen ne defol git buradan. Şov Haber ekibi zabıtayı aradı ancak gelen olmadı. Dilenciler ikinci adresimiz dedikleri meydanda kalmakta kararlıydı. Biz buralarda her zaman böyle duruyoruz. Evet. Ne kadar kazanıyorsunuz? Çok. Her zaman buraya geleceğiz. Her zaman biz buralardık. İstanbul Sultan Gazi'de iki grup arasındaki husumet silahlı çatışmaya dönüştü. Pompalı tüfekli iş yeri baskınında iki kişi ağır yaralandı. Aşırı derecede silah sesleri geldi. 35-40'a yakın el ateş ettiler. Zaten 3 senedir bunlar ateş ediyor birbirine. 1, 2, 3, 37, 38, 39 birbirlerine uzun namlulu silahlarla mermi yağdırdılar. İki kişinin ağır yaralandığı olayda mahalle savaş alanına döndü. Çatışma oluyor. Taksinin önüne sindim. Bidon vardı elimde 5 kilo. 3 tane mermi attılar bana. Husumetli iki grup arasında 3 gün önce yine gerginlik yaşandı. 3-4 gün önce aşağı tarafta bu sefer çatıştılar. Zaten 3 senedir bunlar ateş ediyor. Birbiriyle hasım olduğu için. Bir kişi yaralanınca karşı grup misilleme yapmaya kalkıştı. Şüpheliler hasımlarının bulunduğu bilardo salonunun önüne geldi. Arabadan indiler ve pompalı tüfekle rastgele ateş etmeye başladılar. İş yerinde bulunanlar da onlara karşılık verince mahalle bir anda savaş alanına döndü. 40-50-60'a yakın bir ateş edildi yani. İki kişinin ağır yaralandığı olay yerinde tam 39 kovan bulundu. Yaşanan dehşeti bilardo salonunun camlarında görmek mümkün. İşte görüyorsunuz buradaki pencerede 4, yan taraftaki pencerede ise tam 5 mermi izi var. Mahalle sakinleri hala diken üstündeydi. O taraf geliyor buraya ateş ediyor, bu taraf gidiyor oraya ateş ediyor. Her hafta yaşanan bir olay bu. Rutin bir şey haline geldi. Tanıdık isimler burada. Polis saldırganların peşinde. İzmir'de 5 utanmaz ihtiyaç sahipleri için kurulan giysi kumbarasını el birliğiyle soyup soğana çevirdi. Kaçsalar da yakalanmaları uzun sürmedi. Biri boşalttı, diğeri iyilerini ayıkladı, öbürleri de taşıdı. Hepsi bir olup giysi kumbarasını soyup kaçtı. İzmir'de dün gece saatleriydi. İkisi kadın, 5 kişi ihtiyaç sahipleri için caddeye konulan giysi kumbarasını hedef aldı. Hemen görev bölümü yapıldı. Sadece birkaç dakika içinde işe yarar ne varsa yol kenarındaki araca taşındı. Kumbarayı talan edenler kısa sürede yakalandı. Yaptıkları onları değil ama izleyenleri utandırdı. Biri kadın, iki tırnakçı ağlarını düşürdükleri esnafın kafasını allak bullak etti ve para vermeden para üstü aldılar. O tırnakçılara 97 lirayla birlikte bir de ayran kaptıran esnaf köşeyi döndüler diyerek sitem etti. Vatandaş eşiyle beraber içeriye girdi. Dolaptan bir 3 liralık ayran aldı. Tamam. 3 lira. Burada 100 lirayı benden aldı, bozuk vereceğim diye. O arada cüzdanın altına atıyor parayı. Bozuk işte tamam, bozuk. Yani benden aldıkları 100 lirayla köşeyi döndüler kendi çaplarına. Aldılar verdiler, kafasını karıştırıp tırnakçılık yaptılar. Esnaf hem ayrandan hem de 97 liradan oldu. Kolay gelsin. Sağ olun. Kafa bugün biraz daldı. Vardım, paranın üstünde vardı. 100 lirayla vardı. Pendik'te peynirciye gelen biri kadın iki kişi 3 liralık ayran alıp kasaya yöneldi. Önce 100 lira verdiler, sonra sinsi planı devreye soktular. 100 lirayı zaten önceden almış, bendeki 97 lira para üstünde aldı. Sonra kafamı dağıtmak için peynire yöneldi. Dedi peynir var mı falan. Tırnakçı çift ayran ve para vermeden para üstü olarak aldığı 97 lirayla peynirciden çıkıp gitti. 100 lirayı aldım da almadım değil mi? Kendime yakıştıramadım açıkçası gidip de hani 100 lirayı siz geri mi aldınız demeye. Dedim köşeyi döndüler, kayboldular. Hırsızlar Sakarya'daki mısır tarlalarına da dandı. Sadece bir haftada tonlarca mısır çaldılar. Hasada hazırlanırken mahsulünden olan çiftçiler ne yapacağını şaşırdı.
Bunları toplamışlar, çalamadan bırakıp kaçmışlar işte abi. 150 bin ile 200 bin arası bir zararımız var. Hırsızlar tarlada mahsul bırakmadı. Hasada son sayan çiftçiler çileden çıktı. Hırsızların yaptıkları mısırlar bunlar. Bak. Çiftçinin alın terini çalarak yiyen insanlar iflahı olmaz. Hepsinin Allah belasını versin. Sakarya'daki mısır tarlalarına bir süre önce hırsızlar dadanmıştı. Olay bir hafta önce başladı. Bölgemizdeki tarlalarımızda bölüm bölüm sütlü mısır hırsızlığı yapıldığını fark ettik. Önlem alındı ama işe yaramadı. Emniyet müdürümüzle irtibata geçtik. Kendi imkanlarımızla, arkadaşlarımızla, çiftçilerimizle nöbet tutmaya başladık. Her ne yaptıysak hırsızlığın önüne geçemedik. En büyük zararsa Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş'in tarlasındaydı. Kendime ait arazilerimde ortalama 25 dönüm gibi bir kaybım var. Çok yakın zamanda bu hırsızları emniyet güçlerimizle birlikte bulacağımıza inanıyorum. Güvendiği bir firmadan ikinci el otomobil satın aldı ama araç kendisine teslim edildiğinde şaştı kaldı. Çünkü ilandaki otomobille gelen otomobil arasında donanım farkı vardı. Biz Elite Plus olarak pazarlık yaptık ama bize Elite paket geldi. Sipariş verip satın aldığı araçla kendisine gelen araç arasında donanım farkı vardı. 216 bin lira ödediği araç yerine daha boş paket bir otomobil gelince şaştı kaldı. Bilir kişi de geldi, bunun Elite Plus olmadığını tespit etti. Abdullah Çöl çok bilindik bir internet firmasından 2017 model bir araç sipariş etti. 216 bin lirayı da peşin ödedi. Ama kendisine gelen araç bu, onun istediği araçsa bu modelin daha dolu paketiydi. Bizim istediğimiz paket gelmedi. Aracı aldıktan sonra bunu fark ettik. İletişime geçtik ama bunu inkar ettiler. Abdullah Bey'in sipariş verdiği araçla teslim aldığı aracın özellikleri arasında dağlar kadar fark var. Bu araçta start stop yok. Katlanır ayna yok. Koltuk deri döşeme var onlarda. Anahtarsız iniş biniş var. Bunlarda özellikler yok şu araçta. O da kullandıkça bunu fark etmeye başladı. Hemen şirketle iletişime geçti ama şirket hatasını kabul etmek bir yana kendisine çok komik bir teklifte bulundu. Bize 1000 lira gibi bir komik bir rakam teklif ettiler. Biz bunu kabul etmedik. Konuyu yargıya taşıdık tabii. Bir bedel biçti aradaki farka ilişkin. 6000 liralık bir fark biçti ama biz bu bedele de itiraz edeceğiz. Çünkü otomobilin şu anki satış fiyatı 500 bin liranın üzerinde. Üstelik firmanın ayıplı mal sattığı bilirkişi raporuna da girdi. Davada son sözü mahkeme heyeti söyleyecek. Ya bana Elite Plus bir araç versinler ya da aradaki farkı tazmin etsinler. İstanbul Zeytinburnu'nda bir garip hırsızlık yaşandı. Garip çünkü bu kez çaldıkları şey ipteki çamaşırlardı. Çamaşır hırsızlarını güvenlik kamerası görüntüledi. Çamaşır ya bu çamaşır, bu ipteki çamaşırı insan niye alsın ki? Motosikletli iki hırsız usulca yaklaştı, sonra da ipteki çamaşırları sanki kendileri asmış gibi alıp gitti. Saniyeler içinde ne kadar çamaşır varsa almışlar. Ne asılıydı ipte? Çocukların kıyafetleri, eşimin kıyafeti. Bayağı almışlar yani. İki telin yok yani. Fatma Coşkun aynen bu şekilde geçtiğimiz cumartesi günü çamaşırlarını astı. Ardından da yatmaya gitti. Sabah uyanıp toplamak için balkona geldiğinde çamaşırlar ortada yoktu. Sabah uyandım, kıyafetlerimiz yok. Saat kaçta fark ettiniz? 11 civarlarında. Eski çamaşırları ne yapacaklarsa çalıp satacaklar herhalde. Üstelik bu durum yalnızca Fatma Hanım'ın başına da gelmedi. Aynı olayı diğer komşular da yaşadı. Aynen böyle asılıydı. Bir baktım çarşafım çalınmış. Ertesi gün yine astım, yine çalındı. Gece asamayacağız artık. Bu mahallenin kadınları çamaşır asmaya korkuyor o halde. Maalesef korkuyoruz. Zeytinburnu Veliefendi mahallesine dadanan hırsızlardan artık mahalleli yaka silkiyor. Çünkü bu ilk defa başlarına da gelmiyor. Fatma Hanım'ın bir isteği var. Çamaşırlarımızın geri getirmesini istiyorum. 25 yıllık komşusu bir yabancı ile kapısını çaldı. Anlattıklarına inandı ve kızının Amerika'daki eğitimi için biriktirdiği 202 bin lirayı kaptırdı. 52 yaşındaki kadın hem üzgün hem de şokta. Eğitim dedi, yabancı dil dedi, burs aldıracağım. Hem ağladı hem de dert yandı. İddiaya göre 25 yıllık komşusuna inanmış, 5 kuruşsuz ortada kalmıştı.
Komşularım da dua ediyorlar işte. Artık daha komşuya momşuya değil anıyorum. Benim güvenecek kimsem kalmadı. 4 ay önceydi. Kocaeli'de yaşayan 52 yaşındaki Hatice Gül Yılmaz'ın kapısı çaldı. Ziyaretine gelen komşusunun yanında bir adam vardı. Benim kız da yabancı dil okuyordu. Yardımcı oluyorum dedi. Ben dedi Amerika'ya dedi yabancı dilde burs alırım dedi. Biraz para yatırmamız lazım dedi. Sırf komşusunun hatırına o yabancıya güvendi. Hiç düşünmeden kızının eğitimi için biriktirdiği tüm birikimini 202 bin lirasını verdi. Dolara çevirdiler orada. Almış paramı almış hesabımdan almış. Onlar adımını dışarı attı. Kapıyı kapattım. Dedim ki eyvah kızım bu hırsıza benziyor dedim. Hemen cep telefonundan banka hesabını kontrol etti. Baktım hesabımda para mara yok. 25 senenin hukukuna inandınız mı? İnandım oğlum hem de öyle böyle değil. İddiaya göre komşusu o olayın ardından taşındı. Bin pişman olan kadının artık tek isteği ona bunu yaşatan adamın bir an önce yakalanması. İnternete yazdım bütün Türkiye'yi dolandırmış bu adam. Yardım istiyorum yani bu adam bir an için yakalansın. Yükselen kira fiyatları gündemdeyken bu yıl için getirilen %25 artış sınırlamasına çoğu ev sahibinin uymadığı ortaya çıktı. Anket çalışmasına göre 100 ev sahibinden sadece 11'i sınırlamaya uydu. Diğerleri ise kiracıları yüksek artış yapmaya zorladı. Kiramızı artırdı, %100 artırdı. %25 sınır getirildi ama uyan yok. Keşke uyulsa, keşke kira fiyatları düşse. Ne yapsın kiracı? Kira tespit ve tahliye davaları patlamıştı. Yüksek zam talep eden ev sahipleri şimdi de sınır tanımıyor. Kiracının ise %68'i kirasını öderken zorlanıyor. Zorlanıyordu, şimdi daha çok zorlanıyoruz. Herkesin zorlanması çok normal. TÜFE'nin üzerinde zam talep eden ev sahipleri yüzünden kira artışına %25'lik sınır getirilmişti ama yapılan bir araştırma ev sahiplerinin o sınıra uymadıklarını gösterdi. Ev sahiplerinin yalnızca %11'i %25'lik zam sınırına uyuyor. Kiranın getirisi evinin götürüsünü karşılamıyor. Doğal olarak o da kiracıya yükleniyor. Kira araştırmasına göre kiracıların sadece %7'si kirasını öderken zorlanmıyor. %47,5 kiramı öderken çok zorlanıyorum derken %20,5 sadece zorlandığını söyledi. Benim istediğime göre zam yapıyor benim ev sahibim. %30 yaptık. Kendi aramızda anlaşma sağladık. Yapılan yeni düzenlemeyle ev sahiplerinin 1 Temmuz 2023'e kadar %25'in üzerinde zam talep etmemesi gerekiyor. Ancak ev sahipleri tahliye taahhütnamesi gibi dayatmalarla enflasyon üzerinde zam istiyor. Bir evinden kira alıyor. Kendisi kirada oturuyor daha farklı bir semtte. Oranın kirasını ödemek zorunda. Kendi ev sahibi kira yapınca da kiracısına bu zammı yansıtmak zorunda. Ayrıca niye denetim yok? %25 getirilmiş bile olsa ev sahipleri sahte kontrat yapıyorlar hepsi. Kira sözleşmeleri kaynaklı dava yükü bir yıl öncesine kadar %30'du. Şimdi %60'lara çıktı. Yani her iki davadan biri ev sahibiyle kiracı arasında. Duruşma için en erken tarih ise Ocak 2023'e veriliyor. Efendim fahiş fiyatlar nedeniyle ikinci el araç piyasasında işler durma noktasına geldi. Öyle ki ne aracını satan var ne de satın alan. Show Haber bugün ikinci elin nabzını tuttu. Aylık bazda satılan aracım 15 adet. İkinci el araç piyasasında şu an bir durgunluk var. Normali neydi bunun? En az böyle bir showroom'da 70 aracın satılıyor olması gerekiyor. Bir ayda? Bir ayda. Yazın beklediğimiz hareketlilik maalesef yok. Aracı olan satmaya korkuyor. Çünkü yerini alacak araç bulamıyor. Bugün arabasını satan bir kişi maksimum bir hafta içinde araba almazsa bir daha alamıyor. Peşinat biriktirip bir otomobil alayım diyen o da fiyat engeline takılıyor. Faiz oranları oldukça yükseldi. Hal böyle olunca ikinci el otomobil piyasasında her şey durdu. Yaprak kımıldamıyor. Edirne'de gitseniz, Kars'a da gitseniz yaprak kımıldamıyor. Görüyorsunuz galeri 100 tane araç olmasına rağmen bomboş. 250 bin TL'nin ödemesi ortalama 10 bin TL. Kredi ödemesi. Bu da insanları zorluyor. Hem araç tedariğinin zayıflığından hem de faizlerin yüksekliğinden dolayı bir durgunluk var. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, otomobil pazarındaki şeytan üçgenini anlattı. Bakan Muş, bazı bayilerin araçları galeriye satmış gibi fatura kestiğini ve araç yok dediğini belirtti. Araba istediğinizde araba yok deniliyor ama galeri veya tanıdık kişiler gittiği zaman, daha önce ticareti olan kişiler gittiği zaman bir şekilde araba bulunuyor. Binici geliyor bizden araç alıyor.
üstüne 5-10-20 bin lira koyarak ilana koyuyor. Ayaklı galerici yani. Özetle ikinci el piyasasında fiyatlar günden güne şişiyor. Örneğin bu araç geçen yıl 350 bin liraydı. Şu anki fiyatı 650 bin lira ve aylardır burada satılmayı bekliyor. 2017 model otomatik bir araç, dizel, fakat şu an 3 aydır stoklarımda, satılmıyor. Fiyatı şu an 850 bin bandında. Son bir hafta. Şu an itibariyle ilk satışımız vardı. 2018 model 115 bin kilometrede 370 bin bandında fiyatı var. 3 ay süredir stoklarımda ve satılmıyor. Önceden insanlar gelirdi, gezinirdi, bakınırdı, fiyatını sorardı araçların. Ama şimdi o da yok. Yaklaşık 2 saattir buradayız. Ne gelen var ne giden. Daha önceki yıllara baktığımızda normalde günde 1-2 satış olurdu. Ama şu anda ciddi bir durgunluk var piyasada yani. Show Haber ekibi bu kez eşsiz güzelliğiyle tüm dünyanın hayran olduğu Kapadokya'daydı. Her yıl milyonlarca turistin akın ettiği Ürgüp'ten kameramıza yansıyanlar var sırada. İlk defa geldik. Gayet memnun kaldık. Etkilendiğim bir yer zaten ama fiyatlar inanılmaz pahalı. Güzel. Balayı için gelmiştik. Kimi balayındaydı, kimi tatilde ama sanki hepsi bir başka alemdeydi. Ürgüp güzelliğiyle turistleri büyüledi. Burası Ürgüp. Her yıl milyonlarca turist buraya geliyor. Kafanızı nereye çevirseniz kartpostallık görüntüler sizlere eşlik ediyor. Biz de Show Haber olarak Ürgüp'teyiz. Deveye bindik bu sefer. İlk defa. Balona binecek misiniz? Binmeyeceğim. Ben balondan korkuyorum. Yüksel mi? Yüksekten korkuyorum. Deve de yüksek. Hayır, deveyle balon bir değil. Balon gitti mi gider ama deve bir yere gitmez. İlk kez Kapadokya'ya geldik, evet. Hollanda'dan geldik biz. Dağlar çok güzel. Eski şeyler var burada ondan. Çok beğendim onlara. Burası Ürgüp'ün en önemli yerlerinden biri. Üç Güzeller Bölgesi. Özellikle fotoğraf tutkunları buraya gelip bir fotoğraf çektirmeden geri gitmiyor. Biz de gelmişken şöyle güzel bir fotoğraf çekelim. Ya her zamanki bu harika doğa güzellikleriyle dolu. Fotoğraf çekildiniz bol bol. Evet, çekildik. Çok güzel bir yer. Herkesin gelip görmesi gerekiyor. Ürgüp'e gelmişken çömlek yapmadan olmaz. Şimdi Ali Usta bize yardımcı olacak. Şalvarımızı giydik. Ne yapacağız? Burada güzel bir çömlek yaptıralım size Mustafa Bey. Saksı yapalım. Burası Avanos. Avanos'un meşhur tezgahı, tekmeli tezgah. Önce tezgahı çevirmekle başlayalım. Hızlandıralım biraz. Ucunu arkasıyla ayağımızın tekleyelim tezgahımızı. Şimdi çamurumuzun içini boşaltmak için baş parmağımızı dik tutup ortasına bastıracağız. Güzel oldu mu usta? Çok güzel oldu. Sizin ailede de var mı çömlekçi? Yok. Yarın 9'da işe başlayabilirsiniz. Çömlekçi olarak? Evet. Ermeni milisler Karabağ'da bir kez daha ateşkesi bozdu. Bir Azerbaycan askerini şehit ettiler. Karşılık gecikmedi. Azerbaycan SİHA'ları havalanıp bomba yağdırdı. Şehidin kanı yerde kalmadı. Bayraktar SİHA'lar bomba yağdırdı. Azerbaycan, Ermeni milislerinin saldırısında şehit düşen Anar Kazımov'un intikamını misliyle aldı. Ermeni milisler ateşkese rağmen Azerbaycan mevzilerine saldırdı. Kırkkız Tepesi'ni ele geçirmeye çalıştı. Er Anar Kazımov'un şehit olmasının ardından Azerbaycan ordusu Ermeni milislere karşı operasyon başlattı. Azerbaycan bayraktarları havalandı. İntikam operasyonunda hedefler tek tek vuruldu. Çok sayıda mühimmat ve askeri araç imha edildi. Kırkkız, Sarıbaba ve diğer önemli tepeler kontrol altına alındı. Show Ana Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.